Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçeden sesleniyoruz. İçi geçmiş ihtiyarla birlikte. İçi geçmiş ihtiyar, seni şöyle bir alayım. Ozi. Nergis Hanım yazmış ki sen çok şen şakraksın. Eşim de çok şen şakrak. Çocukların yanlış anlamadı. İçi geçmiş ihtiyar gibi. Ya biz Türkiye'de büyüdük. Biz Ankara'da büyüdük. Yani hani normal. Buradaki çocukların büyümesiyle Türkiye'deki çocukların korktum lan. Korktum. Bak mesela onlar bu tepkiyi vermez. Ben veririm. Çünkü ben Türkiye'de büyüdüm. Benim çocuk sadece bir yaptı kaldı. Normal. Yani çocuklarımın sessiz oluşu, biraz da edep hayadan falan filan diyelim isterseniz. İçi geçmiş ihtiyar değil de. Yani öyle bir cümle yakışmıyor zaten çocuklara, gençlere. Hani içi geçmiş ihtiyar değil de hani edepten, adaptan, hayadan geliyor olabilir. Ve artı dediğim gibi biz Türkiye'de büyüdük eşimle birlikte. Çocuklarımız burada büyüdü. Hani o fark da var. Şimdi nasıl anlatayım size? Türkiye'de büyümüş bir çocukla burada büyümüş bir çocuğu yan yana getirseniz Türkiye'deki çocuk buradan büyümüş bir çocuğu parmağında oynatır. O derece. Niye? Çünkü burada sokakta oynamak diye bir şey yok. Burada işte sokakta oynadığın zaman her şeye alışıyorsun. Almaya, vermeye, işte ne bileyim misket oynarken hile yapmaya ya da başka bir şeylere. Her şeye alışıyorsunuz çok sokakta oynarken. Konuşmaya, insanlarla diyalog kurmaya falan filan. Bir sürü şey, böyle detaylı anlatıma girersem çok uzun sürer bu video. O yüzden yani içi geçmiş ihtiyar demeyelim ama. Yani öyle bir yakıştırma yapmayalım. Değil mi Ozi? Aynen. Bak aynen dedi Ozi de. Ozi ne yapacağım bugün? Tarçın. Bu arada Çakır da yerini aldık. Çakır çok mutlu. Kafesini getirdik, kafesin içine koyduk. Çakır çok mutlu. Oğuzhan çıkarmaya çalışıyor ki kaçıyor kafesin içine. Hadi Ozi getir de açalım. Açalım. Soğuk. Ne o? Tüp. Tarçın. Ben üşüyorum ya. Ben üşüdüğüm için gitmişler. Bunu almışlar. Oo. Nasıl bir şey bu ya? Parça parça mı böyle? Ya. Abo bunu pilde koymuşlar Ozi. Evet bunu birleştireceğiz şimdi. Birleştirdikten sonra değişik bir şey olacak. Isıtma falan. Tüp koyuluyor değil mi içine? Ya. Tüplü. Elektrikli mi tüplü mü acaba? Ama gaz metrediğine göre gazlı. Ha? Bir kuralım da bakalım neyle. Çok güldüm ama ya içi geçmiş ihtiyar deyince. Özellikle okuttum çocuklara. Bak böyle böyle diyorlar. Hani konuşun yavrum dedim ya. Konuşmaktan bir şey olmaz. Çekinmeyin. Konuşabilirsiniz. Hani konuşmuyorlar. Yani zorla da şimdi konuş çocuğum konuşacaksın falan. Yapamam ki ben. Videoda göründüklerine dua edin yani. O derece. İçindeki bir şeyleri kesme ama Ozi. Cam. Değil mi? Ye. Ye. Onu en son açalım. Ben de şunları mı açayım sana? Ha, böyle bir şey var. Parça parça. Handle var bir de tutma şeyi. Açtığımı şöyle koyayım. Parça sakın malzeme çalma. Sakın. Sakın malzeme çalma. Kızarım. Git topunu getir. Koş topunu getir. Topun nerede? Topun nerede? Topun nerede? Koş topunu getir. Topunu getir. Getir. Getir 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 getir. Getir. Hani. Aferin oğluma. Şimdi bir de daha yeni izlemeye başlayanlar, daha yeni seyretmeye başlayanlar hani çocukların yapısını henüz çözememiş, görememiş de olabilirler. Yavaş yavaş tanırsınız. Yavaş yavaş herhalde anlarsınız diyorum ben.
çok şükür elhamdülillah benim çocuklarım yani parmakla gösterilen çocuklar. O yüzden yine bir sürü çöp çıktı. Biz daha yeni attık çöpleri biliyor musun? Ne kadar çok malzemesi varmış. Açarken ısındım o derece. Ozi. Bir de biz hani Ankara'nın böyle Ankara'da büyüdük. Ankara'nın böyle hani güzel semtlerinde büyüdük. O yüzden yani ben Yeni Doğan Çinçin tarafında örnek bebesiyim ben ya. O yüzden benle çocuklarımın bir olması hani mümkün değil. Değil. Koktun mu? Koktun mu? Hı? Ben parçaları iyice kontrol ederek açıyorum. Çünkü ben çoğu zaman kutu açılanlarında parçalar atıyorum. Sonradan arıyoruz bulamıyoruz. 3 tane vida var. Bak böyle vida ben bunları cebime koyayım tamam mı? Bu arada Ozin biraz rahatsız teyzelere dua edin. Ozin biraz rahatsız diyorum. Dua edin Ozin için. Aklıma geldikçe gülüyorum ben. Vallahi aklıma geldikçe gülüyorum ya. Ama işte dış görünüş, hareket, dış görünüş falan böyle insanları yanıltabiliyor. Yanıltıyor yani. Öf, ne kadar çok malzemesi varmış ya. Ben yoruldum açarken. Boşları bunun içine dolduralım. Değil mi? Evet. Hı. Aynen boşları bunun içine şöyle geri koyalım. Onlar da mı boş? Doldur oğlum onları da doldur. Bıçağa dikkat et. Hı. Mesela elektrik süpürgesi var, bahçe süpürgesi var. Bahçe süpürgesiyle süpürüyorum buraları. De bana diyorlar ki Kmart'a gideceğiz. Kmart'a gideceğiz. Kmart'a bir gidiyorlar, geliyorlar ellerinde bu. Mersan bunun siparişini vermişler, onu almaya gitmişler. Ama Kmart'a da tabii gidilmiş. Eşyanla çıkılınca Kmart'a gidilmez mi? Gidilir. Kmart da burada şey, böyle bir shop gibi, alışveriş yeri. Normalde 12'ye kadar açık değil mi? Bir de mi? Ver bana. Başka var mı ki? Bir tanecik vida çıktı. Aman aman o cam. Cam. Ben onu şöyle bir kenara alayım. Ya şimdi yapacağız. Nasıl yapacağız? Hazırlayayım kendimize. Ozi bu sefer güzel açtı. Normalde Ozi açtığı zaman ne yapıyor? Kutuları sağa sola atarak. He Ozi. Ozi. Ne yapacağız Ozi şimdi? Gel. Gel oğlum. Jump oğlum. Hayır. Jump oğlum. Aç istersen orayı. Yırt bir şey olmaz.
çakıl. Bence onlar çünkü kenarları şey. Raba, rabalı olan. Bu değil mi? O yukarı gelecek, öbürleri onun üstüne gelecek. Ha, o şekilde. Bence öyle. Yes. Drill nerede? Yok mu? Koş bir bak da gel, drill var mı yok mu? Yoksa tornavida, büyük tornavida kap gel. Hadi oğlum. Bundan birinin vidası da düşmüş olabilir. Koymamışlar mı içine ya? Her zaman böyle malzemelerin içinde mutlaka oluyor açma kapama. Tornavida falan filan bir şeyler koyuyorlar. Bunda yok mesela. Demek ki çok parça var. Çok parça var. Parçın. Oğlum. 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 Vurma lan. Vurma oğlum. Top nerede? Topunu getir. Tarçın koş topunu getir. Topunu getir. Hani topun? Hani topun? Hani topun? Tarçın ya. Ağlarım ama. Ağlarım ama. Pis. Gıcık. Hadi bakalım. Abi tornavidayı da getirsin. Neyse tornavida bulduk. Geldik Ozi'yle. Ozi. Dur karıştırmayayım diye. Şey. Ha? Ben de. Herhalde ben de. Bu öbürü mü o mu? Bilmiyorum. Nereye koydum ben onu? Şurada. Ha o bu onunki. O fazla olan. Ha bu onunki. Hayır Tarçın, onu bana ver. Hayır bu çeşmenin şeyi. Hayır. Bozulsa ben nasıl takacağım musluğu? Topunu getir. Topunu getir. Topunu getir. Uleyn. Çakal seni. Tutayım mı? Ozi devam ederken ben bir kahve alıp geleyim. Ozi, arka planı göstereyim mi Ozi? Arka planı göstereyim mi? He? Ozi az değil, yemin ediyorum var. Ozi çok fena, çok. Dur göstereyim. Arka plan çikolata gidiyor, geri çikolata atıyor ağzına. Az değilsin sen. Sen az değilsin sen. Hah. Çok güzel olacak. Tarçın içeri girdi. Ben girdim ya. O da içeri gitti. Tarçın. Oğlum. Bir de şey diyorlar. Hani tarçın devamı senin yanında. İnci ile Biricik neden yanında değil.
Zaten Biricik ameliyat oldu. Biricik'in çok koşması da yasak. Ben de korkuyorum zaten o çok koşacak da bir şey olacak diye. Yeni ameliyat oldu. Yatsın dinlensin. Yani onu ben koşturamam. Kusura bakmayın yani. Sizin gönlünüz olsun diye köpeğim oradan oraya oradan oraya. Koşturamayacağım. Arada bir çıkarıyorum. Evet. Hava alıyor. Koşuyor. Ama geri yerine koyuyorum ben onu. Daha küçücük o çünkü. İnci de zaten öyle koşayım, oynayayım falan filan böyle hani pek o taraflarda bezi yok. Hep Biricik'in yanında durmak istiyor. Biricik'in annesi zaten biliyorsunuz. İkisi çok güzel zaman geçiriyor. O yüzden bazen kavga etseler de, şimdi bunu da parantez içinde koyayım da buraya. İkisi çok güzel zaman geçiriyor. Tarçın Bey de onları çok rahatsız ettiği için Tarçın hep dibimde durması gerekiyor. Daha önce de açıklamıştım ben bunu. Tarçın sonuçta bir erkek ve bayanları rahatsız ediyor. O yüzden ayrı ve yanımda olsun, gözümün önünde olsun. Çünkü Biricik'in ben hamile kalmasını istemiyorum. Biricik, İnci Biricik'in yaşındayken yani bu zamanlarda hamile kalmıştı. Korkuyorum, yanaştırmıyorum. O yüzden Tarçın devamlı benim yanımda durmak zorunda. Ki yorumlarda gelip soranlar olursa da bilenler bilmeyenlere anlatsın. Ben çok yoruldum çünkü. Hani kedini neden kafeste diyen olursa lütfen onu da anlatın. Ya cücüklerimi de soran olursa lütfen onu da anlatın. Hani bilenler bilmeyenlere şöyle yorumları gözden geçirin. Anlatsın lütfen. Çünkü gerçekten yoruldum. Sen onu yine nasıl aldın? Ha? Nasıl aldın? Nay. 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 Kahvemi döktün zibidi. Oğlum benim ya. Bir de gelip ayağıma vuruyor. Çakal seni. Seni çakal seni. Baba gelmiş, gel öbür taraftan gidelim babaya bakalım. Babaya bakalım biz hemen. Biz babamızla gel karşılayalım, gel gel. Kucağıma gel ama dışarı giderken. O kurt var, şey kurt değil neydi? Tilki. Tilki var. No, come here. Come here. Şşş. Yat baby ol alacağım. Yat baby ol. Baby ol alacağım, yat. Heh. Heh. Biz gidelim babayı karşılayalım. Heh. Baby ol. Heh. Burayı yine kapatayım da. Yanlış alan. Yok baba gelmemiş. Başka bir kamyon falan demek ki. Bir artı. Ne vardı orada biliyor musun Ozi? Kurt var dedim ya. Ah böyle kurt köpeği. Vallahi yemin ederim. Kalbim o kadar temiz, kucağımda götürdüm iyi ki. Bir havladı bir döndüm, kurt köpeği gezdi. Bir adam bir kadın kurt köpeklerini gezdiriyorlar. K9'lar kurt köpeği değil mi? K9 Alman. Alman kurdu hem de. Korktuk mu korktuk. Korktuk oğlumla biz. Hemen oğlum bana sarıldı mı? Sarıldı. Ağzını yerim. Abiye yardım edelim. Dur mikrofonumun şeyine takıldım. Heh. İnşallah mikrofon da güzel çalışıyordur, sürtünmüyordur falan yani. Hayır gidemezsin. Bak alıştı ya bak bak. Bak. Yolu öğrendin değil mi? Zibidi seni. Zibidi seni. Gidemezsin. Yardım lazım mı?
yaptım. Şunu da bollanıyorum senin için. Bana bir bırak. Dur dur, yapacağım. Şimdi getir. Yapacağım gerçekten, vallahi yapacağım. Bak, yemin ettim yapacağım. Yapacağım yani. Düşme lan. Düşme, yüzümü kara çıkartma oğlum. Böyle şey yapmam lazım oğlum. Ama bu delik küçük gibi o yüzden. yok dur yapacağım. Sen bırak bana onu bir. Ha, sen şimdi bana bırak bunu. Vallahi yaptım, yemin ettim yaptım. Bak gördün mü? Allah'ım. Hem de tornavisası elimle sıkıştırdım. O kadar yani. Şimdi şöyle yapayım. Yaptım. Oralara ben yedek vida koydum senin için. Ya benden iyi çırak olur var ya, değil mi? Gerçekten. Tarçın baba geliyor. Hani baba? Baba geliyor, koş. Koş. Kandırdım. Nerede buldun? Biliyordum zaten kamyonun olduğunu onu ben. Derin de kamyona baktım ben iyi. Evet, ben geldim. Siz şimdi dağıtamamışsınız. Gelin ben dağıtayım. Merhaba. Dağıtma ne gibi? Yapıyoruz biz buradan. Yapıyoruz. Dedim mi? Anlayamadığınız, çözemediğiniz bir şey varsa Google'a açıp sorun. Ben biliyordum onun kamyonunda olduğunu. Bu kamyonunda değilse öbür kamyonunda olur. Öbür kamyonunda değilse öbür kamyonunda olur. Değilse Chevy'dedir. Chevy'de değilse Land Cruiser'dır. Land Cruiser dediyse öbür Land Cruiser'dır. Olmazsa benim Porsche'dadır. Ben bunları söyledim sana. Hepsine baktın mı? Defterin altına. Merhaba. Yanmaz mı? Nay. Niye vuruyor? Selam veriyor. Niye vuruyor? Niye? Selam veriyor.
Kankisi gelmiş. Peşine gezer durur artık. Gel. Hayır onu bırak, onu bırak. Nayla onu oğlum. Nay, 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 nay. Nay, git babana yalla. Git baba geldi. Gel. Koş. Gel. Koş, 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 koş. Biren kısamadı, yemin ederim gördün mü hareket? Birini kısamadı böyle. Ne diyorlar? Senin çocukların senden çok korkuyor. Onun için konuşmuyor. Ya herkes var ya izliyor sadece yorum yapıyor. Hani kesin böyledir, kesin şöyledir. Hayır sorun sorun. Yorum yapmadan önce sorun mesela. Neden böyle, neden şöyle? Bak ne güzel kadın sormuş. Hani tabii demese iyiydi yani. Hani içi geçmiş ihtiyar demese iyiydi benim oluşuma ya. He? Sonuçta çocuklar da okuyor. Yani benim çocuklarım da okuyor o yorumları. Görüyorlar, üzülürler. Hani biraz daha ona göre. Ona göre yorumlar. Lütfen. Lütfen. Ne zamandır yapmıyorum efekt ama ya. Özlemişlerdir. Evet, özlemişlerdir benim efekt yapmamı. Acaba buradan şimdi sıcak hava çıkacak da orada kırmızı mı olacak, ne olacak? Ben çok merak ediyorum ama. Sordum, karınları da aç değilmiş. Aç olsaydı hemen yemeklerini ısıtacak. Thank you.
Nereden yapacağız bunu? Ya, tırnaklar da uzun olmayınca biraz zorlanıyoruz. Üstüne koymuşlar. Çıkart da, çıkart da. Öf be. Ne kadar saçma. Değil mi? Sen iyi uğraştın. Uğraşmazdım ben herhalde. Tüp çek, gaz çek. Tüpü getirin. Ey şu. Bugün nereye takılıyordu? Kumandası mı var bunun? Aa, bunlar nereye takılıyordu? Ustanın iyisi malzeme arttırırmış. No.
Ya sen de benim boyuna aldın tornavidaları istiyorsun Ozi. Niye Ozi? Niye? Bak tornavidalarım sana ha. Bütün boşlukları doldurdum. Hemen kaç tane daha? 3, 6, 7 tane daha vida kaldı. Ustanın iyisi malzeme arttırırmış. Demek ki iyi bir ustayız biz. Değil mi Ozi? Evet. O kadar. Patlayacak mı onu merak ediyorum. Ha. Acaba patlatabilecek miyiz? Acaba patlayacak mı? Gaz kontrolü yapayım mı? Tatmanı getir. Gaz kaçağı var mı diye. Sigaram var elimde. Geleyim mi? Gel gel. Görelim hadi. Bu karaca peynirin biri var da herhalde gaz tutuyor değil mi? Gaz tutuyor. Başka bir şeyin tüpü olamaz. Dalgıç mıyız biz de başka tüp olsun evde? Pat! Kokmadı ya lan. Böyle meraklılar vardı ya, biri bir iş yaparken böyle dibine dalıyor. Ozi. Var öyle meraklılar, hatırlıyorum. Ay evet, ben de hatırlıyorum ya. Ne yaptın? Niye oraya taktın? Oraya takılır mı? Yok yok, öyle çevirme, fırına çevir. Oldu mu? Yapabildin mi? He? Yaptın mı? Orta oldu mu? Öyle meraklılar var ya, giriyor dibine de. Ay ay. Sevmiyorum ben meraklı insanları. Bunun pili falan var mıydı? Var. Şekil mi çekiyor muydu? Patlayacak mı çekince? Soft diyor. Ne diyor? Wait, this important nonsense. Ha. Neyi bir iş yapıyor? Kopart mı oğlum, dursun o. Satır. Hiç kopmadım. Sen çek oğlum. Nereden kopuluyor ki? Bak. Ustanın iyisi malzeme arttırmış. Aynısını ben de. Ustanın iyisi malzeme arttırmış. Arttırdık mı arttırdık. Aa, o çakmak için. Tamam, ben sigarayı yaklaştırmıyorum. Açma açma. Daha çakmak yok, gelmedi. Ses geliyor mu? Tüp dolu boş, merak ediyorum. Yani. Tekrar onu da bilmiyorum. Dur. Karavandaki tüp mü o yoksa? Karavandaki boş. O ayrı. Bunu gaz barikimiz var ya. O... Biz dün dolduracaktık biliyor musun? Onu nereden dolduruyoruz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Benzinliklerden. Karavaninkini Anaconda'dan dolduruyoruz. Hı hı. Yeni tüpe yeni tüp veriyorlar. Yok, yeni tüpü doldurup veriyorlar. Bunu herhangi bir yerden.
benzeklerden barikten doldurabiliyorsunuz. Tamam, oldu şimdi. Sarhan-ı Kerim özel çünkü. Haydi bismillah. Pat. Patlık bir şey yok da. Sadece bu. Salla salla. Şey tüp bitince sallıyorduk yani. Ha. Ha. Dolu olmayabilir biliyor musun? Gerçekten. Gerçekten. Azıcık yansın be. Ses geliyor. Tüp yok lazım. Tamam. Şansımıza olsun. Doldurduktan sonra yakarım o zaman. Öbürü de mızır boş. Öbürü boş. Ama sen 3-4 dakika... Olsan onu bir al da gel. 3-4 dakika biraz gaz açık dursun dedi ya. Tamam dursun. Okay. Şimdi yap. Ooo! Ateş çıkacak dedim ben size. Yanıyormuş. Dedim. Elhamdülillah. Gel gel Ozan. Ozi. Gel baba. Bitti ama söndü. Ateş çıkacak dedim. Çıktı işte o kadar. Tamam. O kadarcık mı yandı? Yavaş yine tıs yapar. Ozi. Hayırlı olsun. Bana misafirle. Mahmut amcaya selam söyle. Nasıl? Mahmut amcanın oradan şeylerini de götür. Oraya kaba koydum ben. Tamam. Yanıyor, yanıyor. Ya bugünü de böyle bitirdim ama var ya. Şey, o daha da yükselebiliyoruz. O sana bakıyorum onu bir. Aşağıdan ayağına bak. Sağa doğru çevirseniz. Ha. Yükseliyor. İlk önce isterseniz böyle biraz kesin cam ısınana kadar. Yok çok yüksek olması, ben korkarım. Söndü, Ozan. Ozi yak. Tamam, bu kadar işte ya, bu kadar. Artık ısınabileceğiz, dışarıda da ısınabileceğim demektir. Dur. Tarçın, yavaş oğlum. Ay. Bismillah, gel oğlum. Korktum yavrum, kapının arasında falan kalırsın. Annem, annem. Sarıl anne. Sarıl anne. Sarıl anne. Sarıl anne. Sarıl. Bir de cici yap anne. Tarçın, cici yap anne. Cici, cici, cici. Cici. Bu ne oğlum? Ne oldu? Oldu bitti. Ozi thank you. Thank you Ozi. Ozi böyle yapıyor. Ama kamera arkasından yapıyor biliyorsunuz. Önün, bak önünden de yapıyor oğlum. Gel yanımdan yap oğlum ya. Gel yanımdan yap oğlum benim ya. Yaptı oğlum benim, yaptı oğlum benim. Eline sağlık oğlumun ya. Oğlumun eline sağlık. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınıza desteklerinizi bekliyoruz.